next week our turkish prime Bildiğiniz gibi Başbakan Erdoğan önümüzdeki günlerde Pakistan'ı ziyaret edecek. Kendisinin bu ilk ziyareti değil ancak sizin başbakanlığınız döneminin ilk ziyareti oluyor. Türkiye-Pakistan gerek ekonomik gerekse dostluk ve kardeşlik anlamında ilişkilerde son derece köklü bir geçmişe sahip. Sayın Başbakanın Pakistan ziyaretiyle Pakistan-Türkiye ilişkileri nasıl bir döneme girecek? Thank you very much. Um... Çok teşekkür ederim. Bizim Türkiye ile çok özel bir yakınlığımız var. Sadece çok özel değil, aynı zamanda çok iyi düzeyde ve kalplerimizde de çok ayrı bir yeri var. Türkiye aynı zamanda çok iyi bir müttefikimiz ve çok kuvvetli ve derin bir kardeşlik bağı mevcut Türkiye ile aramızda. Geçmişe baktığımızda 50 yıl önce 1964 yılında Türkiye, Pakistan ve İran arasında kurulan bölgesel kalkınma ve işbirliği konseyi çerçevesinde Pakistan ve Türkiye arasında ilk ekonomik ve kalkınma işbirliği komisyonları oluşturuldu. Bu oluşum o dönemden itibaren köklü bir işbirliğine temel oldu ve bundan sonra çok daha ileri düzeylere taşıdık. Bugün biz bununla gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin bu derece gelişmesi son derece memnuniyet verici ve inanıyoruz ki bugün bu potansiyeli Türkiye ile ekonomik işbirliği noktasında çok daha ileri düzeylere taşımak için çaba sarf etmemiz gerekli. Pakistan'da Türk iş adamlarının bazı yatırımları oldu. Türkiye aynı zamanda Pencap hükümetiyle de işbirliği içinde oldu son 5 yıl içinde. Lahor'da toplu taşımacılık özellikle metrobüs sistemi yine Türk yatırımcılarıyla uygulamaya geçirildi. Ve çok başarılı olan bu uygulamayı ve toplu taşımacılık sistemini ülkenin başka bölgelerine de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlk hedefimiz başkent İslamabad'da bu sistemi uygulamaya koymak. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde iki ülke arasında işbirliğinin çok daha gelişmiş bir düzeye geldiğini göreceksiniz. Ben yakın zamanda Cumhurbaşkanınız Sayın Abdullah Gül ve Başbakanı Erdoğan'ın daveti çerçevesinde Türkiye'yi ziyaret ettim. Bu ziyarette Türkiye'nin geçtiğimiz yıllar içinde nasıl bir gelişim gösterdiğine şahit oldum. Tekrar Türkiye ilişkilerine dönecek olursak, Türkiye'ye ve Türk yatırımcılara mesajınız nedir? Neler bekliyorsunuz? We, 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 we certainly need energy in this country. Biz kesinlikle ülkede enerji ihtiyacını karşılamak zorundayız. Hükümet olarak hidroelektrik santraller ve barajlarla enerji üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Kömürden termoelektrik santraller yoluyla enerji üretimi de planlıyoruz. Yıllık 15 bin megawatt üretim sağlayacak baraj ve 6 bin megawatt üretim sağlayacak enerji santralleri inşasına başlayacağız. Elbette rüzgar enerjisi de önemli bir alternatif. Bu alanda bir Türk şirketi zaten uzun zamandır yatırımlarını Pakistan'da sürdürüyor. Bu alandaki tüm yatırımcılara kapımız açık. Türk dostlarıma buradan sesleniyorum. Bu gerçekten son derece kazançlı bir sektör ve biz tüm yatırımcılara gerekli desteği, kolaylığı sağlamaya hazırız. Başbakanlık olarak yatırımcılarla direkt ilişki kuracak, onların yatırımlarında gerekli kolaylıkları sağlayacak bir birimde kurduk. Aynı zamanda yeni altyapı çalışmalarına da başlıyoruz. Kısa süre sonra Lahor arasında bir otoyol projesine başlıyoruz. İhale için çağrı yaptığımızda bu alanda deneyimli Türk şirketlerinin katılımı bizi mutlu edecektir. Çinle Gwadar limanı arasında bir hızlı tren projesi başlatıyoruz. Bu demir yolu yanında bir de otoyol inşa edilecek. Bu milyarlarca dolarlık bir proje ve Türk yatırımcılar için önemli bir fırsat. Aynı zamanda Pakistan'da ülke genelinde oluşturacağımız serbest bölgelerde Pakistan'a yatırım yapmak isteyen Türk yaşamları için önemli fırsatlar doğacaktır. İslamabad'da yine yeni bir Uluslararası Havalimanı projemiz var. Aynı zamanda otoyollar ve bağlantı yolları projeleri Pakistan'ın gerçek anlamda gelişiminin adımları olacaktır. İnanıyoruz ki Türkiye ve Pakistan arasındaki yakın ilişki, Pakistan'daki bu kalkınma ve gelişmede büyük rol oynayacaktır. Pakistan tarihinde ilk kez seçime gelen bir hükümet yetkilerini yine sandık başına giden seçmenlerin oylarıyla iktidara gelen bir hükümete devretti. 6 aylık bir dönemi geride bıraktınız ve gerçekten de gözle görülebilen gelişmeler yaşanıyor. Gerek demokrasi gerekse kalkınma anlamında. Hükümetiniz özellikle ekonomik krizi çözmek için son derece yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Enerji sıkıntısı yine en önemli sorunların başında. Tüm bu farklı sorunlarla nasıl başa çıkmayı düşünüyorsunuz? Öncelikle son derece sağlıklı ve sorunsuz geçen bir geçiş dönemi yaşandığı için çok mutluyum. Aynı zamanda sorunsuz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve değişimi de gerçekleştirildi. Bu Pakistan'da gerçekten görülmesi zor bir tabloydu geçmişte ve diyebilirim ki Pakistan'da demokrasi gerçek anlamda işlemeye ve kök salmaya başlamıştır. Seçimler özgür ve adil bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak önümüzde çok zorluklar var ve bu zorluklar ve bu zorluklarla mücadelede çok zor demek bile içinde bulunduğumuz durumu anlatmaya yeterli değil. Bir tarafta enerji sıkıntımız var, ekonomimiz terör olayları nedeniyle büyük darbe yemiş durumda ve elbette diğer taraftan teröre verdiğimiz on binlerce kurban var ve biz bunların hepsini doğru bir şekilde çözüme ulaştırmak zorundayız. Terörizmle mücadele, ekonomi ve enerji krizlerinin çözümüne gelince, öncelikle enerji krizinin çözümünde önemli adımlar attık. Seçimler öncesinde ekibimle enerji sorununun çözümü için en az 4-5 yıla ihtiyacımız olacağını düşünüyorduk. Şimdi neredeyse elektrik kesintileri sona ermiş durumda ama elbette kriz çözülmüş değil. Sadece yaşanan krizin dozunu azaltmayı başardık şimdilik. İktidara geldiğimiz dönemden itibaren ekonomide de önemli gelişmeler yaşanıyor. Ekonomik büyüme oranı geçtiğimiz yılla karşılaştırdığımızda artmış durumda. Ama daha bu başlangıç. Daha çok şeyler yapmamız gerekiyor. O yüzden sorunların çözüldüğünü söyleyemem. Sevinerek söylemeliyim ki bu yılın Temmuz ve Eylül ayları arasındaki büyüme oranı geçen yılkine göre çok daha iyi durumda. Bu yılki büyüme rakamlarına göre iktidara geldiğimizden sonraki 3 ay içinde büyüme oranı %2.9'dan %5'e yükselmiş durumda ve üretim sektöründe %9'lara ulaştı. Aynı zamanda iç güvenlikle ilgili sorunlarımızın çözümü için de çaba sarf ediyoruz. Özellikle Karaçi'de ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Artık Karaçi'yi daha güvenli bir hale getirdik. Ancak yine söylüyorum daha yapacağımız çok şeyler var. Aslında ülkenin en önemli sorunlarının başında terör geliyor. İktidara geldikten sonra ulusal güvenlik programında önemli değişiklikler yaptınız ve yeni bir düzenleme getirdiniz. Bir de terörle mücadelede Pakistan Taliban'ın olan diyalog süreci var. Süreç ne durumda ve güvenlikle ilgili ne gibi uygulamalar getirmeyi planlıyorsunuz? <laughs> Başbakanlığa geldikten hemen sonra ilk işimiz tüm partileri bir araya getirerek düzenlediğimiz toplantıda güvenlik sorunlarını ele almak oldu. Ve bu toplantıda terörle mücadeleden önce diyaloğa şans verilmesi kararı oy birliğiyle tüm partilerin katılımıyla alındı. Ardından Taliban'la diyalog sürecine girdik. Elbette ilk önceliğimiz barış için tarafların masaya oturmasıdır. Bu anlamda önemli yol da kat edildi. Eğer bu süreç yürümezse elbette o zaman daha farklı yollara da başvurulacaktır. Biz barış için masaya oturulması konusunda adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Diyalog çabalarımız sürüyor. Özellikle son dönemde yaşanan tatsız gelişmelere ve olumsuz tabloya rağmen biz ilk gündeki gibi barış masasına oturmaya hazırız. Biz askeri operasyon gibi başka seçenekleri ancak bu diyalog süreci olumlu sonuçlanmazsa kullanabiliriz. Şu anda barış görüşmeleriyle ilgili diyalog süreci devam ediyor. Seçildikten sonra hükümetinizin özellikle dış politika konusunda ciddi baskı altında olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaretiniz oldu. Sıkıntılı olan ilişkilerde gelişmeler kaydedildi ancak drone saldırıları halen en önemli sorun olarak karşınızda duruyor. Afganistan'da yaşanan sınır sorunlarının ardından verdiğiniz pozitif mesajlarla tansiyonu düşürdünüz. Hindistan için de benzer bir politikanız mevcut görünüyor. Bize biraz da dış politikanızı ve yaşanan son gelişmeleri değerlendirebilir misiniz? Kanımca önemli gelişmeler yaşandı ve geçmişte yaşanan sorunların çözümünde önemli adımlar atıldı. Biz komşularımızla barış içinde ilişkilerimizi sürdürmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Afganistan söz konusu olduğunda elbette Afganistan'ın kendi çıkarları doğrultusunda kendi politikalarını uygulaması ve desteklenmesinden yanayız. Elbette Afganistan'da barış görüşmeleri ve ülkede güvenliğin sağlanması çok önemli ve bu konuda biz Afganistan hükümetinin stratejilerine destek oluyoruz. Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai ile görüştüm. Kendisi Pakistan'da önce konuğum olduğu ardından ben Afganistan'da kendisini ziyaret ettim. Ve aramızda gerçekten çok sağlıklı bir diyalog var. Güvenlik sorunun nasıl çözüleceği, ne adımlar atılabileceği konusunda Pakistan Afganistan'daki Taliban görüşmelerine güçlü destek veriyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Karzai tarafından oluşturulan barış heyetine de Taliban'la barış görüşmelerinde her türlü desteği veriyoruz. Afganistan'da Taliban'la barış görüşmelerinin en kısa zamanda tamamlanmasını istiyoruz. Pakistan Afgan hükümetinin istediği tüm desteği vermeye her zaman hazır ve son dönemde serbest bırakılan Afgan Taliban'ın liderleri bunun en önemli göstergesi. Cumhurbaşkanı Karzai ve ben her iki ülke sınırlarından da herhangi bir saldırı gerçekleşmemesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda görüş birliği içerisindeyiz. Afganistan ve Pakistan arasında hemen her alanda tam bir işbirliği var ve gelecekte çok daha iyileştirebileceğimize ve bu bölgede barış içinde bir gelecek oluşturulmasını sağlayacağımıza inanıyorum. Afganistan'ın güvenliği ve huzuru Pakistan'ın da güvenliği ve huzuru için son derece önemli. Hindistan'la olan ilişkilerimizde de önemli adımlar attık. Hindistan Barış ve karşılıklı işbirliği içinde bir ilişki dönemine girdik. New York'ta Hindistan Başbakanı Mohammad Singh ile bir araya geldik. Karşılıklı diyalog halindeyiz. İnanıyoruz ki elbette iki ülke arasında su yüzüne çıkan sorunlar yaşanıyor ancak bu sorunları barışçıl yolla diplomasiyle çözebiliriz. Eğer her iki tarafta bu konudaki inancını sürdürürse bir sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Aynı zamanda iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için de adımlar atıldı. Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli tüm adımları atmaya hazır. Kardeşim Pencap Başbakanı Şahbaz Şerif kısa süre önce Hindistan'a gitti. Hindistan Başbakanı ile görüştü. Biz komşuyuz. Onlar bizim komşumuz. Biz onların komşusuyuz. Komşularımızı değiştiremeyiz. Onlar da komşularını değiştiremezler. O zaman gelin iyi komşular olarak yaşayalım. Benim düşüncem bu. Dış politikanızdaki bu pozitif tavır Batı'da da son dönemde Pakistan algısını değiştirmiş görünüyor. Örneğin Avrupa Birliği, Pakistan'la yeniden ticaretin yolunu açan kararı onayladı. Sizin bu konudaki yaklaşımınız ve Avrupa'nın, Batı'nın bakışını nasıl görüyorsunuz? Elhamdülillah çok şükür Allah bize yardımcı oluyor. Elbette buradan Avrupa Birliği'ne de teşekkür etmem gerek. Avrupa Parlamentosu'nun Pakistan'la ticareti serbest bırakan kararı Pakistan'ın ekonomik sorunlarını aşması açısından son derece önemli bir adım. Avrupa'ya ihracatımız yeniden başlayacak. Bu önemli. En önemli sorunumuzsa enerji üretim kapasitemizi artırmak için gerekli çalışmaları hızlandırıyoruz. Üretim sektöründe önemli gelişmeler var ve ihracatımız artıyor. Kanımca doğru adımlar atıyoruz. Aynı zamanda yabancı yatırımcıları, Cezbe cezbedecek önemli teşvikler hazırlıyoruz. Aynı zamanda gençlerimiz için de iş imkanı sağlamak için harekete geçtik. Gençliğin Pakistan'da büyük bir potansiyeli var. Gençler için iş imkanı sağlayacak kredi paketleri hazırladık ve yürürlüğe koyduk. İnanıyorum ki gençler bu ülkenin geleceği ve onları cesaretlendirerek, destek vererek ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olacağız. İşte bunlar komşularımızda iyi ve güvenleri işbirliği, ülkedeki güvenlik sorununun çözümü ekonomik anlamda gerekli kararların alınarak gelişimin sağlanması yapmamız gerekenler. Özellikle geçmiş dönem hükümetlerinin yapmadıklarını yaparak bu ilerlemeyi sağlayabiliriz. Çünkü onların çözmediği sorunlar, yarım bıraktıkları tüm projeler şimdi bizim omuzlarımızda.